Merhaba çocuklar, iyi akşamlar, en güzel gündüzler, en güzel yıllar sizlerin olsun. Ben Ayhan Işık. Sevgili çocuklar, bu gece sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. Sizler beni beyaz perdeden, sinemadan tanırsınız. Ben de çok defalar sizleri beyaz perdeden, sinema koltuklarında gördüm. Ancak bu defa, şimdi şu anda evlerinizdeyim. Sizin misafirinizim. Bu programımızda sizlere Oktay Akbal'ın Bizans Definesi isimli öyküyü anlatmaya çalışacağım. Ancak yoğun çalışmalarım nedeniyle tam bir hazırlık yapamadım. Bu gecede son derece sizlerle beraber olmak istediğim için hazırlık yapmamış dahi olsam gene sizlerle beraber olmak beni son derece mutlu kılacaktı. Onun için acele ettim, geldim ve sizlerle beraberim. Gelin bu defalık sayfalardan size bu güzel öyküyü nakledeyim. Hazır mısınız sevgili çocuklar? O halde başlayalım. Ama nasıl heyecan ve umut içinde günlerce didinir dururduk. Ara sıra hatırlıyorum. Büyük abimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası. Onlar önden, ben birkaç adım geriden o korkunç mağaradan içeri giriverirdik. Önce abilerim biraz aralarında konuşurlar, lambanın ışığını karanlık içinde bir kere gezdirirlerdi. Böcekler, akrepler, örümcekler ve daha bir sürü garip şekilli haşerat aydınlıkta korkup kaçardı. Mağaranın içi uzun bir dehlize benzer. Etrafta bir takım acayip şeyler varmış gibi görünür. Durmadan tepeden damla damla su sızar. Yer daima ıslak olurdu. Ağabeylerim bir müddet etrafı seyreder. Lambayı koyacak münasip bir yer ararlar. Sonra nereyi kazacaklarını kararlaştırırlardı. Küçük ağabeyim, bir de şurayı kazsak ha derdi. Gösterdiği yer çok karanlık olur. Ortanca ağabeyim korkardı. Lambanın ışığından ayrılmazdı. Aralarında konuşur, hafif sesle bir şeyler anlatırlardı. Sonra yavaş yavaş o karanlık köşeye doğru yürüyüp lambanın loş ve kasvetli ışığında kazmaya, küreğe sarılırlardı. Ben mağaranın kapısı önünde bir ayağım içeride, bir ayağım dışarıda beklerdim. Bir kapkaranlık mağarayı, bir de ışık içinde yüzen bahçeyi seyrederdim. Güneş ağaçlardaki eriklerin üzerinde ışıldardı. Arada bir annem evin penceresinden belirip bana "Sakın sen içeri girme!" diye seslenip kaybolurdu. Yaz akşamının tatlılığı geniş bahçeye, yeni açmış çiçeklere, meyve dolu ağaçlara sinerdi. Komşulardan birinin kuyudan su çektiği çıkrığın gıcırtısı derinden gelir, bir yandan da ağabeylerimin sesleri, kazma ile küreğin toprağa çarpmasının gürültüsü işitilirdi. Sur dibindeki mağara bana korku verir, yalnız başıma kapısından bile bakmak beni ürkütürdü. İçerisi daima karanlıkla, rutubetle bir sürü bitip tükenmeyen çıtırdılarla dolu olurdu. Geceleri ise bahçeye çıkmak imkansızdı. Bizans'tan kalma bu surların altında neler olmuş, neler geçmişti. Babam çok defa bu surların hikayesini, alayı, şakayı, mübalağayı seven, güler yüzlü haliyle anlatır. Bizleri heyecandan heyecana sürükler, sonra "Biz de vaktiyle bu mağaradaki defineyi çok aradık. Hele biçare Nihat Bey amcamın ömrü bu define peşinde geçti." der, bizi sıcak hayallere, binbir gece masalına doğru götürürdü. Ailemiz kaç nesil boyunca bu defineyi aramış. En korkak olanlar bile kazma küreği sırtlayıp insana ürperti veren mağarayı alt üst etmişler. Ara sıra bir şeyler bulmuş, ev halkını heyecana düşürmüşler ama netice daima sıfır olmuş. Babam bu ele geçmeyen defineden bahsederken, "Bu define sonunda Nihat Bey amcanın hayatına mal oldu," derdi. Bu söz şaka değildi. Babamın amcaoğlu Nihat Bey, korkaklığına, zayıflığına bakmadan işini, gücünü, derslerini bir yana bırakmış, yıllarca Bizans definesi peşinde koşmuş. Hayal içinde yaşamaktan bir baltaya sap olmaya vakit bulamamıştı. Ben onu hayal meyal hatırlarım. Ufacık bir boyu, aklaşmış saçları vardı. Bir de tombul, kalın bacaklı karısı.
Hiç konuşmaz, susar, hep düşünürdü. Bugün yarın defineyi bulup zengin olacağı umuduyla evden çıkmaz olmuş, bunu iş edinmişti. Aylar, yıllar geçmiş, her gün yarına kalan ve her gün tazelenen bu umutlar sonunda toz gibi uçup gitmişti. Hayalsever define avcısını bir kış sabahı omuzlar üstünde evden alıp uzaklara götürüp bıraktılar. Babam o zamana kadar gerçekten bir define var sanırmış. Fakat amca oğlunun yıllar yılı süren gayretinin neticesiz kalmasından sonra bu masalı aklından çıkarmış. Unutup gitmiş. Ben de Nihat Bey gibi yapsaydım yanmıştık derdi. Ama mağaradaki define onun renksiz, neşesiz, sıkıntılı hayatında bir saadet, umut ve hayal kaynağı olarak kalmıştı. Ara sıra abilerime ne dersiniz bu pazar bir daha denesek mi talihimizi der. İçinden kıs kıs gülerdi. Artık biz dört kardeş heyecanla pazarı beklerdik. Zaten bizim abiler dünden hazırdılar. Durmadan aralarında bir şeyler konuşurlar, habire tatlı hayaller kurarlardı. Bu umutlu düşünceleri geceyi yana yana yer yataklarına uzandıkları zamana bırakırlardı. Tembel bir okul öğrencisi gibi gününü geçirip saat 9'a kadar önlerinde bir kitapla çalışır görünüp, dalga geçtikten sonra bu define hayalleri ne tatlı gelirdi onlara kim bilir. Ortanca ağabeyim defineyi büyük ama çok büyük bir sandık içinde hayal ederdi. İçinde her şey olacaktı. Altın kılıç, zümrüt gerdanlıklar, yakut yüzükler, inciler, daha neler neler. Ama derdi, o koca sandığa ufacık kapıdan nasıl çıkaracağız? Düşüne kalırdı. Sandığı yana çevirir, baş aşağı yapar, bir türlü mağaradan dışarı çıkaramazdı. Nihayet içindekileri oracığa döker, sonra onları teker teker mağaradan dışarı taşırdı. Daldığı hülya içinde ah derdi, ah. Ötekiler daha gerçek düşünürlerdi. Büyük abi mağaranın kazılmadık, el değmedik bir yerini bulmaya çalışır. İstanbul alınırken o telaş içinde adamlar hazineyi pek uzağa götüremezlerdi. Herhalde mağaranın hemen ağzına gömü vermişlerdir derdi. Günler geçip gider, pazar gelir, öğleye kadar mutfakta börek pişiren babamın etrafında dört dönerdik. Öğle yemeği telaş içinde yenir, son lokma yutulur yutulmaz hep birden yerimizden fırlardık. Babam eline bir kazma alırdı, yavaş yavaş mağaraya doğru yürürdük. Babam mühim bir iş yapıyormuş gibi etrafı inceler, düşünür, taşınır, sonra bir de şurayı kazalım derdi. Hep birden işe girişirdik, bana pek iş düşmezdi. Ben yalnızca seyreder, heyecanlanırdım. Derken 10 dakika geçiverir, ter içinde kalan babam bir bahane uydurur. Ben şimdi geliyorum, siz kaza durun deyip eve girer, tabii bir daha çıkmazdı. Ama biz dört kardeş akşamlara kadar uğraşır, didinir, toprağı kazmalarla, küreklerle alt üst eder, böcekleri ezer, örümcekleri kaçırtır, akrepleri ürkütür, geceye doğru yorgun, ölgün, fakat bir dahaki pazara içimiz umut dolu olarak eve gelirdik. Asla bezgin, umutsuz olmazdık. İçimiz zengin, sonu gelmeyen hayallerle dolar taşardı. Geceleri rüyalarımızda servet içinde altınlar, elmaslar, evler, yalılar, kayıklar, pastalar, uçurtmalar, parlak bilyalar, 5 numara toplar alırdık. Ne oldu bilmiyorum. Bir gün komşulardan biri mağaranın tekin olmadığını, gece yarıları oradan sesler geldiğini söylemişti. Belki bunları bizi korkutmak için uydurmuştu. Babam hemen bunu duyar duymaz bir masal yaratıvermişti. Sözde o hazine ile bir Bizans prensesi de oraya gömülüymüş. Filmlerdeki gibi babasının düşmanı olan bir adamı sevmiş diye o prensese bu cezayı vermişler. Onu bütün servetiyle birlikte oraya gömmüşler. Bunu babam öteden beri bilirmiş. Bizi korkutmamak için söylemezmiş. Günün birinde prensesin tabutunu da hazineyle birlikte bulacakmışık. Tabii hepimizin uykuları kaçıp gitmişti. Prensesi canlı mı gömmüşlerdi, yoksa mumyalamışlar mıydı? Geceleri mezarından kalkıp bahçede geziniyor muydu? Bizim abiler geceleri bahçeye bakan odalarında başları yorganların içinde uzun geceler boyunca hep Bizans prensesinden bahsettiler. Bir tanesi tarih kitabından Bizans bölümünü bir kere okumuş,
Hep dinlemişlerdi. Hani neler de olmamıştı o sıralarda. Uzun zaman mağaraya yaklaşmaktan korktuk. En cesurumuz olan küçük abim bile geceleri su çekmek, kömür taşımak için bahçeye adım atmaz oldu. Ama o gün geçtikçe bu çekingenlik ve ürkme duyguları hafifledi. Eski umut ve hayaller kat kat artmaya başladı. Yeniden mağarada Bizans prensesini ve hazinesini, o sıralarda oynayan esrarengiz bir filmdeki gibi heyecan ve korkuya rağmen aramaya koyulduk. Hepimiz bir macera filminde oynayan birer kahramandık sanki. Günlerce kazma, kürek sallamaktan yorulduk, bittik, harap olduk ama usanmadık. Teneke parçaları, eski terlikler, paslı bıçaklar, çatallar bulduk ama ne prenses ne de defineden bir iz. Çocukluk yıllarım boyunca süren bu telaşlı, heyecanlı, umut içindeki didinmelerimizi şimdi acı bir sevinçle hatırıma getiriyorum. Hayallerimi durmaksızın besleyen bir şeyler vardı o zaman. Olur olmaz şeylerdi ama aldanmak iyiydi. Babamın her pazar kürek sallaması, sık sık defineden prensesten, onu bulunca yapacağı işlerden, alacağı yalıdan, açacağı sinemadan, biz dört kardeşe özel yaptıracağı hususi locadan bahsetmesi, yani bile bile kendini aldatmak istemesi gibi biz de aldanmak istiyorduk. Bizim öyle bol hayallerle bir Bizans definesi masalına ihtiyacımız vardı. Onu biz yaratıyor, kendimizi belki de isteyerek aldatıyorduk. Bilerek aldanabilmek mutluluğu yok şimdi. Bu artık uzun, çok uzun yılların, o çocukluğun uzak, çok uzak, bir rüyada görülmüşe benzeyen günlerinde ve gecelerinde unutuldu kaldı. Umudunu, hayalini, tesellisini bana vererek ne de bir Bizans definesi, ne de onun heyecanı ile titreyen o günlerin insanları var. Kimi bilinmeyen diyarlara gitti. Kimi de bambaşka bir insan halinde içimizde. Ama onlarda o eski zamandan bir iz aramak boşuna. Yaşamak için yeryüzünde var olmayan bir Bizans definesi hayali arayan ve bir türlü bulamayan. Teşekkürler. Hoşça kalın.